merhabalar. Artık sona doğru geldik diyebilirim. Bu videoda projemizi nasıl categorize ederiz, nasıl canlı yağ olarak kullanımı açacağız gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu video kapsamında Docker'ın kendisi üzerinde pek durmayacağız. Docker nedir, neden kullanılır, nasıl kullanılır gibi sorular tamamen farklı bir eğitimin konusu. Ben dediğim gibi bunlara değinmeyeceğim. Ancak eğer Go ile uğraşıyorsanız, aslında sadece Go için değil, profesyonel bir yazılım projesine girdiyseniz ya da girmeyi hedefliyorsanız Docker bilmeniz bence oldukça ama oldukça önemli. Bunun için ise size harika bir kaynak önereceğim. Kablosuz Kedi kanalında Gökhan abi tarafından, Gökhan Kandemir, hazırlanmış muazzam bir seri var. Hem oldukça detaylı hem de Gökhan abinin anlatım üslubu ve metotlarıyla harika bir eğitim. Burada sizi bekliyor diyebilirim. Bu kanaldaki tüm içerikler için aynısını söylemek mümkün. Gökhan abiyle herhangi bir şekilde tanışmıyoruz. Yani o beni tanımıyor demek daha doğru olur. Ben kendisinin gerek YouTube videolarından gerekse de Udemy eğitimlerinden oldukça faydalandım şimdiye kadar ve hala daha da faydalanıyorum. Gökhan abi yaptıysa olmuştur diyebilirim. Dolayısıyla bu eğitimi Docker bilen bilmeyen herkese tavsiye ediyorum. Bir yükseldim ya nedense. Eğer denk gelir de izlerse buradan selam olsun kendisine. Evet, şimdi şurada küçük bir slide'ımız var. Neler yapacağımızla ilgili küçük minnacık. Evet, hatırlarsanız projemizde 3 tane ana servisimiz vardı. Bir tanesi Go ile yazdığımız blok sitemiz. Diğeri veri tabanı için kullandığımız MySQL ve çok elzem olmamakla birlikte bir de PHP MyAdmin'i kullanmıştık. MySQL'i daha rahat kontrol edebilmek adına. Şimdi bunlar Docker tarafında her bir arkadaş birer Docker konteyneri anlamına geliyor aslında. Bunları birer konteyner içerisinde Docker'da çalıştırıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ama neydi mesela hatırlayın Go bizim MySQL'e nasıl bağlanıyordu? Lokal host 3306 port üzerinden bağlanıyordu. Aynı şekilde PHP MyAdmin'de aynı port üzerinden lokal host 3306 üzerinden MySQL'e bağlanıyordu. Sizin de projenize göre bu bağlantı şeması çok daha komplike ve farklı olabilir. En nihayetinde bunlar bizim projeyi yaparken localhost üzerinden bağlanıyorlardı. Ama Docker tarafında işler bu şekilde ilerlemiyor. Docker tarafında her bir konteynerin bir IP adresi var gibi düşünebilirsiniz. Ve bunlar Docker Network üzerinden haberleşiyorlar, birbirleriyle bağlanıyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşları biz de Docker Network üzerinden birbirlerine bağlayacağız. Gerek proje tarafımızda bir takım değişiklikler ve konfigürasyonlar yapacağız. Yine Docker Compose tarafında imajlarımızın konfigürasyonlarını yaparken bu durumu göze alarak değil göz önünde bulundurarak hareket ediyor olacağız. O zaman çok fazla uzatmadan geçelim proje tarafına. Şimdi şuradayım, ana dizindeyim. Nerede olduğum çok fark etmez. Öncelikle yapacağım şey ben bir PHP MyAdmin'i ve MySQL'i düzgün bir şekilde çalıştırayım. Bunları çalıştırdıktan sonra da blok tarafında bu iki arkadaşı entegre edeceğiz ve birlikte çalışmalarını sağlayacağız. Bu yüzden öncelikle geliyorum ana dizinimde bir dosya oluşturacağım. Bu arkadaş docker-compose.yaml file olacak. Şimdi bu arkadaş YAML dosyası nedir biraz belki ondan bahsetmek gerekebilir. XML gibi, JSON gibi, HTML gibi üzerinde veri saklamamızı sağlayan ve Docker'ın kullandığı konfigürasyonları vesaire tuttuğu bir dosya formatı. Sadece Docker tarafında kullanılmıyor, kullanıldığı çok farklı yerlerde var. Şimdi version diyorum evvela Docker Compose'da. Şimdi version ne anlama geliyor? Versiyon yani. Hangi Docker versiyonunu kullandığımızı burada belirtmemiz gerekiyor. Çok önemli değil. Yani çok büyük değişiklikler olmayacaktır versiyonlar arasında. Ben 3.8 seçtim. Siz farklı bir versiyon seçebilirsiniz. Daha sonra da services yani servislerimi burada belirtiyorum. Hatırlayın slide tarafında işte sunumda ne demiştim. Bu arkadaşların her biri bir servis aslında. MySQL bir servis, bizim blogumuz bir servis, PHP MyAdmin bir servis. Bunları biz konteynerler halinde tutuyoruz. Dolayısıyla burada servislerimi bu şekilde tanımlıyor olacağım. İlk servisim DB yani database. Bu arkadaş neydi? MySQL'di yani. Sizin kullandığınız projede farklı bir şey de olabilir tabii ki. Docker Hub'a bir gidelim, ezber olmasın. Docker Hub bizim imajlarımızı çektiğimiz yer. Dediğim gibi eğer Docker
ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa burada çok yapabileceğim bir şey yok. Öğrenmenizi de tavsiye ederim. Gelip burada MySQL şeklinde bu arkadaşı aratırsak bizim resmi imajımız karşımıza çıkıyor şu anda. Evet, aşağı inerseniz hem terminal üzerinden doğrudan Docker üzerinden nasıl kullanılacağını hem de Docker Compose ile nasıl kullanılacağını anlatan bir dokümantasyon var burada. Şu arkadaşı direkt kopyalayabilirim bile. Şöyle geldim, hop hop. Buraya kopyaladım. Şimdi üzerinden geçecek olursak image olarak MySQL'i kullanıyorum. Eğer bir tag belirtmek istersen burada bu şekilde belirtebilirdim. Zaten default olarak latest tagini kullanıyor bu arkadaş. Daha sonrasında şurada restart'ımız var. Eğer bir şekilde MySQL patlarsa, çatlarsa, down olursa sürekli olarak tekrardan başlatıyoruz. Bu da güzel bir şey yani. Veri tabanımızda bir şekilde problem olursa tekrardan başlatıyor otomatik olarak. Daha sonra burada ortam değişkenlerini belirtiyoruz. MySQL root password'ümüz ne olacak? Ne istiyorsak o olacak. Ben şurada şifre 1, 2, 3 şeklinde burayı bir belirteyim. Tamam, bu kadarı aslında bizim MySQL'i çalıştırmamız için yeterli. Ancak burada bir volume mapping işlemi de yapmamız gerekiyor. Volume mapping nedir derseniz, ben bir şekilde Docker'ı tekrardan başlatacak olursam buradaki arkadaş ya MySQL'in içi boşalıyor. Docker burada herhangi bir veriyi tutmuyor aslında. RAM gibi düşünebilirsiniz yani, elektriği kesince veri gidiyor. Bunları bizim bir şekilde storage'da tutmamız lazım. Yani bu verileri saklamamız lazım. Volume mapping buna yarıyor. Volumes şeklinde burayı belirtiyorum ve burada bir isim veriyorum. Ahmet Mahmut hiç fark etmez. MySQL, MySQL. MySQL data şeklinde burayı veriyorum ve daha sonra var altından deyip altından MySQL şeklinde veriyorum. Niye böyle verdik? Dokümantasyonda öyle diyor çünkü. Şimdi nerede diyor onu bir bulabilirsem tabii. Bir yerde diyor ama nerede diyor acaba? Neredesin ya? Ya bak mesela burada volume mapping işleminde kendisi söylemiş. Tamam, dokümantasyonu okursanız bu bilgiye erişebiliyorsunuz. Bu zaten MySQL ile alakalı bir durum. Yani bizimle alakalı bir şey değil. Dokümantasyon bize ne diyorsa burada onu yapmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde MySQL'imizi çalıştırabiliyoruz. Sıra geldi phpMyAdmin'e. Şuradan phpMyAdmin diyorum ve bir imajım olacak. Bu imajım da phpMyAdmin/phpMyAdmin olacak. Ama yine ezbere gitmeyelim. O arkadaşın içerisine bir girelim isterseniz. Şöyle phpMyAdmin yazıyorum. Ve şu arkadaşın içerisine geldik. Yine dokümantasyon tarafına inerseniz Compose'da nasıl kullanıldığını da anlatmış. Şurayı şu şekilde bir alabiliriz. Şuraya indirdim. Yine restart'ın ne işe yaradığını söylemiştim. Tekrardan başlatıyor. Şunların girintilerine dikkat edelim. YAML file'da girintilerle çalışıyor çünkü. Bir hata yaparsanız problem olabilir. Daha sonra port mapping yapmış. Dışarıdan 8080 portu ile erişecekmişim. İçeride zaten bildiğiniz gibi MySQL. Şey, MySQL diyorum, phpMyAdmin 80 portu ile çalışıyor. Daha sonra bu arkadaşın ne işe yaradığını bilmiyorum. Dokümantasyon bir yerinde yazıyor olsa gerek. Bir de şunu kullanıyoruz. PMA host. phpMyAdmin host ne olacak? DB olacak diyorum. Peki neden DB olacak diyorum? Çünkü burada da DB'yi verdim. Yani ben buraya işte ne yapıyordum? Localhost diyordum veya 127.0.0.1 diyordum. Docker'da bunu yapmıyoruz artık. Doğrudan servisin ismini vermemiz yeterli oluyor. Docker arka tarafta bu işi kendisi bizim için hallediyor. Tamam, yapmamız gereken son bir işlem daha var. O da şurada servis içerisinde belirttiğimiz volümleri burada da tanımlamamız gerekiyor. Ama sadece adını veriyoruz. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ben bunu niye yazamıyorum? MySQL data şeklinde veriyorum. Evet, bu kadar. Bakalım bu arkadaş bu şekilde düzgünce çalışabilecek mi? Şöyle bir gelelim. Terminalimi bir açayım. Go'nun içerisinden, serici içerisinden, Go blok içerisine geldim. Şöyle Docker Compose'um orada duruyor. Şimdi Docker-Compose build etmem aslında gerek yok. Çünkü burada herhangi bir build işlemi yok. Yani imajları kullandığımız için zaten build etmeyecektir bile, ama bir hata varsa bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi zaten imaj kullandığı için atladı bunları. Docker Compose up diyorum ve buraya girişimi yapıyorum. Evet, starting ve zannediyorum başladı. Şimdi gelelim buraya. Local host 8080 diyeyim bakalım. Evet. Buraya geldik şu anda.
PHP MyAdmin açıldı ve buraya aslında şunu verdiğimizde otomatik algılar diye düşünmüştüm ben. Her neyse çok önemli değil. DB diyorum. Neden DB diyorum? Çünkü URL vermiyordum. Hatırlayın, doğrudan servisimin ismini veriyordum. DB3306'ya bağlan diyorum buradan. Kullanıcı adım root, şifrem de şöyle geleyim. Sifre 1, 2, 3 şeklinde belirlemiştik. Evet, girişim yapıyorum. Şu anda MySQL içerisindeyiz. Şurada benim daha önceden oluşturduğum bir deneme yaparken oluşturduğum bir şey var. Veri tabanı var. Onu siliyorum. Siz de daha önce herhangi bir işlem yapmadıysanız Docker ve MySQL üzerinden bu şekilde gelecektir muhtemelen. Tamam. Şurada bir veri tabanı oluşturuyorum. Projemizde kullandığımız veri tabanı adıyla aynı olacak şekilde blok ismini kullanmıştık veri tabanı adı olarak. Ve bunu burada bırakıyorum şimdi. Tamam, buradaki arkadaş okey gibi görünüyor. Şöyle de bir kapatalım. Şimdi MySQL'im çalıştı, PHP MyAdmin'im çalıştı. Artık ben buraya neyi ekleyeceğim? Bloğumu ekleyeceğim. Ama bloğumda bununla ilgili çeşitli ayarlamaları yapmam gerekiyor. Biz gelelim şuradan admin models database içerisine bir gelelim. Ne diye kullanmıştık? Bir root diye kullanmıştık. Artık şifre 1 2 3 şeklinde kullanmam gerekiyor. Ve 127.0.0.1'e bağlanmayacağım. Servisimin adını veriyorum. Docker bunu kendi içinde hallediyor idi. Unutmayın. Şöyle komple root şifre, bir hata var mı? Yok gibi. Komple kopyaladım. Aynı işlemi nerede yapacağım? İşte tarafında model içerisinden database'de de yapacağım. Şöyle yapıştırdım buraya da aynısını. Güzel. Bu arkadaşı bir build edeceğim. Tabii build işlemini şeye de bırakabilirsiniz. Docker tarafında da yapabilirsiniz yani build işlemini. Ben bu tarafta yapacağım. Ghost diyorum ve Linux şeklinde belirtiyorum. Go Arch yani mimarimizde AMD64 mimarisi olacak. Daha sonra go build tire o go block şeklinde verdim ve burayı build etmesini istiyorum bu arkadaşın. Enter dedim. Evet. Şurada görebiliriz. Şuraya daha sonra gelecektir. Executable yani çalıştırılabilir, compile edilmiş arkadaş. Dosya goblok adıyla oraya geldi. Tamam. Bakın buraya geldi. Güzel. Şimdi ben burada imajlarımı kullanmıştım Docker Hub üzerinden. Ama burada kendi projemi kullanacağım için benim projeme özel bir Docker file da oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla şöyle geldim. Docker file şeklinde dosyamı oluşturuyorum. Güzel. Şimdi Docker file'ın içerisinde ne olacak? Birincisi ben neyi kullanacağım burada? Go'yu kullanacağım. Dolayısıyla şöyle Golang yazalım. Bir gidelim. Dokümantasyon okuyarak buradaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bakın from Golang şeklinde burada her şeyi anlatmış. Güzel. Ben Golang kullanacağım. Alpine 3.12 kullanacağım. Çok fark etmez hangi sürüm olduğu yine. Çalışma dizini olarak da Go'nun içerisinden, SVC'nin içerisinden kendime bir dizin oluşturuyorum. Örneğin Go Web olsun. Bu da. Tamam. Daha sonra da ne yapacağım? Bu dizin içerisinde, şimdi ben bu dizin içerisinde locate oldum. Eğer yoksa bile Go Web benim için oluşturuldu arka tarafta. Şimdi ben buradaki dosyalarımı oraya kopyalamak istiyorum. Böyle bir ifade kullanıyorum. Copy yani buradaki dosyalarımı, tüm dosyalarımı buradaki dizine kopyala demiş oluyorum. Güzel. Daha sonra ne yapacağım? Kopyaladığımız şu arkadaşı çalıştıracağız. Nasıl çalıştırıyorum? Şu şekilde CMD dedim. Şöyle Go'nun içerisinden hop, Go'nun içerisinden SRC içerisinden Go Web içerisinden Go blogu çalıştır diyorum. Evet, zannediyorum Docker file ile işlemlerimiz bu kadar. Evet, tamamdır. Docker Compose tarafında artık benim bu arkadaşı kullanmam gerekiyor. Şimdi servislerimle aynı indente geliyorum şuraya. Şu şekilde adına blok verebiliriz buradaki servisimizin adına. Şimdi burada imajları kullanmıştık. Artık bir build işlemi yapmamız gerekiyor. Build diyorum ve nokta diyorum.
Neden nokta diyorum? Çünkü Docker Compose ile Docker File'ım aynı dizinde. Eğer Docker File farklı bir dizinde ise onun pedini vermeniz gerekiyor burada. Daha sonra bu arkadaşı bir port mapping yapmam gerekiyor. Tabii ki dışarıdan 80 portu ile erişeceğim. İçeride hatırlayın 80-80 portuna çalışıyordu uygulamamız. Eğer farklı bir port ile yazdıysanız burada onu vermeniz gerekiyor. Tamam. Daha sonra da volume mapping yapacağım. Yine volume mapping'i neden yapıyorum? Şuradaki uploadlarımın kaybolmasını istemiyorum. Çünkü bir şekilde Docker tekrardan başlar ise. Bunun için de yine blog data ismiyle buraya oluşturuyorum ve şu şekilde uploads diyorum buraya. Güzel. Docker Compose tarafında da yapacaklarımızı zannediyorum bu şekilde. Ha, şunu unutmayalım. Şuraya gelip blog datayı da aynı şekilde burada da tanımlamam gerekiyor. Tamam. Evet, gelelim tekrar buradaki arkadaşa. Docker Compose Build diyorum. Ve çalışmasını bakalım. Sağlayabilecek miyiz? Evet. Build işlemim gerçekleştirdik. Docker Compose Up diyerek projemi ayağa kaldırmaya çalışayım. Bakayım bir. Done. Evet. Zannediyorum bir sıkıntı yok şu anda. Şöyle localhost der içeriye bir gidersek. Evet, burası oluştu. Bir de nereye gidelim? Localhost 8080'e bir gidelim şuradan. Benim zaten tablolarımı otomatik oluşturmuş. Burada users'ın içerisine geliyorum. Bir user burada oluşturmam gerekiyor ki admin tarafına girebileyim. SHA256 ile şifrelemiştik, hatırlayın. Şöyle şifre 1-2-3 şeklinde burada verip şunu kopyalayayım. Şuraya gelelim. Yeni bir tanesini ekleyeceğim manuel olarak. Username admin şifre 1-2-3 şifrelenmiş olarak tabii ki veriyorum ve git diyorum burada. Göz atlayalım. Şunları da verelim hatta. Şöyle. Hop. Şunu da verdim. Okey. Şimdi user'ımı da buraya eklediğime göre artık admin tarafından şurada localhost/admin diyerek bir gideyim bakalım. Zannediyorum daha önce denerken burada şey olmuş. Ne denir? Session'da kalmış veriler. O yüzden giriş yaptı direkt. Şöyle bir deneyelim. Bir şey sallıyorum. Giriş yap diyorum. Gelmiyor. Admin sifre 1-2-3 enter dedim. Ve beni içeriye aldı. Tabii ki herhangi bir veri yok. Gelelim kategoriyi ekleyelim. Teknoloji ekledim. Yazılım ekledim. Daha sonra bir de veri bilimi ekledim. Yeterli. Yeni bir tane de yazı ekleyelim. Go ile web programlama olsun. Şöyle bir şeyler salladım oraya. Yazılım olsun. Bir tane şuradan imaj seçelim. Tamam, bu olsun. Aç dedim. Şuraya bir şeyler yazayım. Header bir olsun. Kaydet dedim. Tamam. Başarılı bir şekilde kaydedildi. Güzel. Şuraya geliyorum. Yeniliyorum arkadaşı. Buraya geldim ve evet. Uygulamam Docker üzerinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Şu ana sayfaya gittim tekrardan. Gördüğünüz gibi localhost ile bağlandım. Yani 80 port üzerinden bağlandım aslında. Yani localhost demek 80 portu demek zaten. Evet, şimdi kendi makinemizde Docker üzerinde bu arkadaşı çalıştırdık. Şimdi iş gerçek bir sunucuda çalıştırmaya. Onu da bir sonraki derste yapıyor olacağız. DigitalOcean'dan bir tane sunucu kiralayacağız. Ve o sunucu üzerinde bu arkadaşı gerçekten çalıştıracağız. Gerçekten canlıya alacağız. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.